Mesela Ruhi Çenet. Merhaba arkadaşlar, ben Ruhiçe. Aa dostlar, 3. bölümü yüklemiş bu arada 7 saat önce. Bu son bölüm, son bölüm. Final bölümü bu, evet, final bölümü. Bakalım final bölümünde ne olacak ya? Ne olmuş daha doğrusu? Vay be. Daha da arttırıyorum. Havuza giren. Aa, havuzda kalmıştık aynen. Havuza girene 500 lira. Ben şey demiştim, 100 liraya yaparım demiştim, hem de yarım saat. Evet. 500 lira veriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Abi şöyle, yani aslında iyi bir teyit ama şimdi buraya bir amaç için geldik. Yani onu bölmüş olacağız yani bu şekilde. Yani bir anlamı kalmaz o zaman yani, yoksa 3 günlük bir şeyden geçtik, 7'ye tamamlayacağız. O 3 bölünmüş olacak. Yok mu Berkay? Yok abi. Sen Enet, yok mu? Sizi tebrik ederim. Eğlencesine görürüm de. Duyuyor musun Yusuf? Eğlencesine girerim ama telefona gerek yok diyor. Evet. O zaman size başarılar diliyorum ve sizinle gurur duyuyorum. Helal be. İyi akşamlar, görüşürüz. Demek ki Ruhi de az çakal değil, az sınamak için yapmış. Katılımcılar ve ekip arkadaşlarımız bu akşam için beraber vakit geçirdiler. Dördüncü gün. Atlara bak ya. Şu anda bütün dikkat sende bak. Kulakları sende. Hiç ata bindin mi kanka? Bindim abi. Ben binmedim ya. Güzel yani. Fayton mu deniliyordu o atların çektiği böyle evlere? Ufak evler var ya. Fayton deniyor ama karşıyım abi ben faytona ya. Ben de karşıyım ama faytona küçükken bindim ya. Küçükken bindim. Ya şu an olsa kesinlikle binmem. İnanılmaz karşıyım. Yasaklandı zaten. Evet, yasaklansın bir zahmet. İnanılmaz evet. Karşıyım. Çok küçükken dostlar bindim. Ya şu an olsa kesinlikle para verseler o eziyeti yapmam yani. Çünkü eziyet mi? Ya bence. Eskiden zaten şeydi. Usulüne uygun ve yapılması gerektiği gibi yapıldığı için son zamanlarda herkes para kazanmak için iyice canileşmeye başlamıştı. Kesinlikle. Önce de böyle değildi tabii. Kesinlikle. Abi yaparız ya. Yaparız ya. Yaparız. Şunlar yapıyor yani. Bilmiyorum. Abi kolay olacak. Kendinden eminim. Osmanlı torunuyuz. O yüzden. Osmanlı torunuyuz. Çok basit olacak. Tamam, Osmanlı torunusun da. Deden biniyormuş. Sen binmemişsin ki. Gel. Şimdi atın tam ön ayağının yanında dur. Benim olduğum yere doğru gel. Sol ayağını buraya basmayı dene. Şimdi bekle. Ben karşı tarafa geçiyorum. Çek kendini. Tamam. Bas ayağını ya. Topuğun aşağı doğru. Böyle çektiğim yere doğru. Aynen böyle. Şu şekilde tutacaksın. Serçe parmağını alttan geçir. Evet, birazcık daha ağzını gevşek bırak. Ellerin ileride. Aynen öyle. Topuklarını dokundur ve sihirli kelime. Haydi. Haydi. Sihirli kelime çık çık. Haydi bakalım. Başına yanaşırsın. Abi ben yönlendiremiyorum bunu. Kendisi kafasına göre gidiyor. Evet, Enes nasıldı? Nasıl bir duyguydu? İyiydi, garipti. Ben uzun süredir motor kullanıyorum. Buna benim çok yüksek geldi bana. Baya yüksek bu arada ya. Baya yüksek bir şeye benziyor. Yüksek. Atlarla alakalı bir belgesel izlemiştim kanka. Yani vahşi atlarla alakalı, böyle vahşi doğada yaşayan buradaki atlar gibi değil. Kanka timsahı bile öldürebiliyorlar bu arada. O atların ayağı var ya, o nal diyorlar ya. O evet. O kadar sert ki bir koyuyor timsaha, timsahın aklı şaşıyor. Şey mi? Nal, timsah nal dövüyorlar ya, timsah. Toynaktır. Toynak mıydı o? Nal yani ata binebilmek için toynakların altına çaktıkları şey. Ha, demir. Doğru. İyi bir deneyim oldu yani. İlk defa bindim ata. Yani biraz stres falan vardı. Kalbim böyle küt küt atmaya falan başladı. Ama bindikten sonra bir sıkıntı olmadı. Birazcık atla anlaşamadık sanki. Onu hissettim. Oyundan farklı, çok zor. Ama güzeldi. Ben bayağı hoşuma gitti yani, beğendim. Güzel bir tecrübeydi. Anlaştığımızı düşünüyorum at arkadaşlar. Ben bayağı alıştım ya. Evet, sevdim ya. Güzeldi yani. Bu kardeşimizin ilk defa güldüğünü görüyorum ya. Yaramış herhalde. Gençler, o, hadi.
Hadi bir koşuya çıkıyorduk hani. Hadi kalk. Hadi hemen kalkın, elini yüzünü yıkayın. Aşağıda bekliyorum. Gelin hadi çabuk. Kollar titriyor. 5 9 Vay be. Çok iyi ya. Aktivite çok iyi değil mi kanka? Dostlar bir ara toplanıp paintball'a gitmemiz yok mu diyeceğim, yok. Binlerce kişi nasıl gideceğiz? Kanka çok çok fena bir şey yalnız. Arkadaşlar ama yukarıdaki çekilişe katılarak bana 300 TL göndererek siz de benimle paintball oynama şansına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yukarı kaydırın lütfen. Link can açıkta. Hadi devam edelim videoya. Esprilerim bazen sarmıyor değil mi? Duygu Özaslan'a bağlıyorum. Duygu Özaslan ağam var ya. Nan ay nan ay. Bu arada gayet eğleniyorlar. Çok kötü bir şey ya. Bar artıyor ama. Evet Şah. Okuldayken satranç kulübündeydim bu arada. Alo. Alo, ne yapıyorsun annem? İyi anne, siz ne yapıyorsunuz? İyiyim çok şükür ya, böyle aynı gitmiyor aslında, çok güzel gidiyor. Bayağı iyiydi yani bu geçirdiğim günler falan. Gelince bambaşka bir Berkay göreceksiniz. Nasıl geçiyor? Güzel ya, iyi gidiyor valla. İyi misin? Neden yapıyorsunuz orta? Dün şeye gittik ya, paintball'a falan gittik işte, yorulduk her akşam. Sabah koşuya falan çıktık. Güzel. 9 falan. Şehirden iyi mi? 10 numara çok iyi. Oh, afiyet olsun çocuğum, iyi. Arkadaşların olan ilişkin iyi mi? İyi, herkes iyi ya. Benim için rehabilitasyon gitme oldu. 10 numara. Benim için burası çok iyi oldu ya. Bayağı iyi oldu. İnşallah öyledir. Süper ya, Berkay adına çok sevindim. Ben Berkay'a çok ısındım ya. 10 numara çocuk kanka. Aynen. Göreceksiniz zaten siz. Annem süre geçiyor. Tamam, hadi görüşürüz. Öğrenirik ya. Geleceğim abi inşallah. Tamam abi, hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hayırdır abi? 5 saniye var. Kapatacağım şimdi. Hadi görüşmek tamam. Üzere. Tamam, hadi kendine iyi bak annem. Ses ediyorum. Hadi bay. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyiyiz. Orucunuzun 7. günü, böyle internetsiz bir hayat. Nasıl oldu? Nasıl başladınız? Aslında güzel başladık ama ilk günler bayağı sıkıldık evde. Hani böyle sadece birbirimize bakıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz yani. Başka bir şey yapamadık. Ondan sonra biraz daha iyi gitmeye başladı. Birkaç bir şey yaptık, aktivite yaptık falan. Ondan sonrası hızlı geçti, alıştık zaten artık. Telefon olmasına falan. Güzel gidiyor şu an, artık ilk günkinden çok çok daha az arıyoruz telefonu neredeyse. Sinir yaptı mı sende ya da kötü hissetmene sebep oldu mu? Sinir yapmadım ama kötü hissetmeme sebep oldu da boşlukta gibi hissettim kendimi. Yani. Benim için ilk günden itibaren güzeldi yani. Hiç böyle yokluğunu aramadın. Yani ilk gün böyle biraz düşünüyordum da sonra hiç aklıma bile gelmedi yani. Peki hiç telefona böyle aman şurada internete gireyim şöyle şeyler yapayım hayalleri kurdunuz mu yani, nasıl geçti o zaman? Atıyorum Enes bir şey anlatıyor. Hani diyorum aç göster kanka diyorum, sonra bakıyor telefonu. Öyle şeyler bayağı oldu yani. Peki şey, sabah kalkmaları rahat dediniz. Sabah kalkınca çünkü bir rutininiz vardı. Şu an direkt gözümü açtığımda kalkıyorum yani. Çünkü yapacak bir şey yok. Ve hani uykularım böyle daha verimli olduğunu anladım. Yani az uyusam bile direkt uyanıp yapacağım şey yapabiliyorum. Uykumuz düzeldiğini düşünüyorum ben. İnternetten uzak kaldığınızda konsantrasyonunuz ne durumda oldu? Evet, kayıcılarımız.
İlk sana attılar. Ya oyun kılavuzlarına falan hepsini ben okumuşum oynamadan önce falan. Daha öncesinde bir şey okurken genelde aklıma bir sürü bir şey oluyordu, odaklanamıyordum. Odaklanmak için hani sadece o okuduğum şeyi düşünmem gerekiyordu. Şimdi direkt düşünebiliyorum, tek farkı o oldu sanırım. Bundan daha çok iyi ya. Sonra internetle hayatta neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani biraz daha kontrollü, abartmadan, ihtiyaç olduğu zaman ya da boş vakitte falan kullanmayı düşünüyorum. Aynı şekilde ben de biraz daha düzenli, telefona bakıp uykuya dalarak değil de başka şekilde uykum geldikten sonra direkt gidip yatmayı düşünüyorum yani. Ben bitirdim ya, kalmadı hiç bende. Oynamayı düşünmüyorum ya bundan sonra. Üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdim. Tıp istiyorum bu arada. İnternetle uğraşırken aldığınız hazla aynı şekilde burada yaptığınız etkinlikler arasındaki hazın arasında farklar var mı sizce? Yani bence bayağı var. Çünkü aslında çok keyif almadan yapıyorsan tamamen bence alışkanlık olduğu için 4 saat, 5 saat gidiyor yani. Ama burada mesela ben bayağı ateş yakmaya sardım kendimi. Hani başına geçiyorum böyle falan. 2-3 saat geçiyor. Ben daha çok keyif aldım yani. Hem de yani geçirdiğim... Vallahi o kadar güzel konuşuyorlar ki full dinleyesim geldi ya. Abi sonra Hugo'da İçerik Polisi 4 izleyelim. Bakalım kanka, açarız. Güzel bir haftaydı. Hayatımda geçirdiğim en güzel hafta buradaydı. Bilgisayardan aslında ben pek de zevk almıyordum normalde. Bir şey yapayım diyorum. Sonra zor geliyor yapmak istediğim şey. İlk gün geldiğimde biraz daha enerjisiz. Üf, niye geldik? Şimdi ise daha böyle netsiniz. Daha yeni karar. Çok teşekkür. Evet, 7 günün sonuna geldik. Arkadaşlar sizi tebrik ederim. 7 güne sosyal medyasız, internetsiz, Instagram'sız ulaşabildiniz. Hangi telefon kime ait biliyorum. Bu Berkay'ın, Enes'in ve Bora'nın. Hepsini şarj ettim biraz. Şimdi arkadaşlar telefonlarınızı açabilirsiniz. Bu deneyimi yaşarken, telefonlara tekrar kavuşurken dozunda kullanmayı size tavsiye ederim. Güzel bir detoks etkisi yaşadık. Bu detoks bize nasıl kullanacağımızı öğretti aslında sosyal medyayı. Nasıl baş edeceğinizi öğretti. Yeni yüzyılın problemini. Kolay gelsin size. Neymiş sonra? Direkt Instagram'a bakmışlar mıdır acaba ya kanka? Bakmışlardır kanka, niye bakmışlar? Evlerini mi yoklar? Bu 7 günlük süreçte deneklerin özgüvenlerinde yükseliş olduğunu, hayatlarındaki bazı şeylerin farkına vardıklarını ve bazı şeyleri değiştirmek istediklerini görmüş olduk. Sosyal medya detoksu sayesinde uyku verimlerinin daha fazla olduğunu, istedikleri saatte bazen alarm kurmadan kalkabildiklerini ve odaklanma problemlerinin ortadan kalktığını gördük. Normal şartlar altında kitap okumak, ders çalışmak veya iş yapmak gibi konularda odaklarının verimsiz olduğunu söyleyen denekler artık oturdukları zaman yapmak istedikleri işi yarım bırakmadan kalkıyorlar. Aynı zamanda sosyal medya ortadan kalktığında asosyallik problemlerinin ciddi derecede çözüldüğünü, birbirleri arasındaki sohbetlerin daha samimi ve daha derin olduğunu görüyoruz. Yalnızlıktan bahseden Z jenerasyonunun çözümü belki de sosyal medya detoksudur. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Denekler evlerine gitti. Bugünden 30 gün sonra onların hayatlarına tekrar gireceğiz. Ve sosyal medyadan tamamen kurtulabilmişler mi? Başarmak istedikleri hedefi tutturabilmişler mi? Ve burada öğrendikleri metotlar gerçekten de hayat kalitelerini Vay be, çok iyi ya, mükemmel video ya. Arttırmış mı? Uzun zamanda ben çok beğendim abi. Kaliteli. Gola izleyelim ya.